Bizde sahtesi de, halisi de raflarda yer alıyor. Aynı fiyattan fahişkar ediyor, elde ediyorlar bu sahtecilikle. Ve bu zeytinyağı analizlerinin düzenli yapılmadığı da ortadadır. Onun için bu konuda daha fütursuzca hareket ederler. Senede bir ya da iki defa bu analizleri yapılacak. Denk gelirse de 10 asgari ücrettir cezası. Öderim gider ve bir cezası daha vardır. İşte faaliyette men etme. O durası olmaz azından. Onu edecekler mi bilmiyoruz. Tabii yasa geçti Haziran ayında. Temmuz'da da bu Bakanlar Kurulu'ndan onaylandı, açıklandı. 7 Temmuz itibarıyla yasa yürürlükte. Burada bir numune daha vardır. O numune da gönderildi. Şahit numune diyoruz biz buna. Yani biri Türkiye'ye gönderildi, biri de Tarım Bakanlığı'nın elinde, Tarım Dairesi'nde o şahit numune. İtiraz edilince şahit numune de Türkiye'ye gönderildi. Onun için biraz da düne kaldı o itiraz edenlerin analiz raporunun açıklanması. Tabii yine tahşişli çıktı çünkü aynı üründen alınmış numunelerdi. Belki süreci oyalamak istediler bu sahteciliği yapan firmalar. Bugün bakıyorum Gıda Mühendisleri Odası'nın da açıklaması oldu. Yani insan hayatını riske attıkları bu tahşişli ürünlerle. Bir taraftan da geçmiş yıllarda satılmamış zeytinlerin de sıkıldığı iddiası var. Yine bu işletmelerden birinde eğer bu yapılmışsa ve eski zeytinler sıkılıp zeytinyağına karıştırıldıysa bu doğrudan kanserojen madde haline dönüşür. Yani siz sağlıklıdır diye sofranızda bulundurmaya çalıştığınız, fahiş fiyatlar ödediğiniz zeytinyağıyla zehirlenip yani bir kanser olabilir. Bir zeytin birkaç sene boyunca muhafaza edilebilir mi yani bir şey? Hayır, bildiğiniz sofralık zeytin.